Merhaba. Türk aydınlarıyla Türk siyasetçileri çoğu konuda paralel düşünürler. Bunun sağı, solu yoktur. Bakınız Süleyman Demirel, bakınız Deniz Baykal. Türk aydını Avrupa'nın ortasında başka düşünür ve konuşur sanırsın dünya entelektüeli. Ankara'ya dönünce ayarlar güncellenir. İttihat ve Terakki bu hal kahir ekseriyet için böyledir. Filmcisi, gazetecisi, ne bileyim modacısı da böyledir. Büyük çoğunluk. Türkiye özelinde konu ne Atatürk'le başlar ne de onunla biter. Dogmaları reddedin diyenler Kemalizm dogmasını aşamadı mesela. Bugün Türkiye'de tek adam rejimini değiştirmek isteyenler var mıdır emin değilim. Rejimi değil esasen. Tek adamı kendilerinden biriyle değiştirmek istiyorlar. Gündem ekonomi sen ne anlatıyorsun demeyin. Tam da bunu anlatıyorum. Ülkedeki savrulmaların nedeni tek adam rejimi. Ne çare Erdoğan'ı istemeyenler ikiye bölündü. Reis iyi, çevresi kötü diyenler, reis kötü, çevresi iyi diyenler. Şaka değil Meral Akşener görevden affedilen Hazine Maliye Bakanı için Lütfi Elvan'ı ekonomik manada dürüst biliriz diye bir cümle kurdu. Ülkenin sözüm ona muhalif gazetesinde ise Türk lirasının başına gelenlerin sorumlusu olarak saraydaki ekonomi politikaları kurulu üyeleri ilahiyatçı Servet Bayındırla Nurettin Canikli gösterildi. Yine Erdoğan'ın hayalleri ülkeyi uçurumun başına getirdi minvalinde yorumlar çıkıyor. Yahu Erdoğan'ın hayali mayali yok. Kendi hayatını ve iktidarını sürdürmek derdinde. Madem mevcut siyasiler ve ekonomistler havanda su dövmekle meşgul, olacak şeyleri 4 maddede sıralayalım. Takip edin. Para basacak, taş çatlasa TÜİK'in sahte enflasyonu kadar ücret zammı verecek, bankalardaki döviz cinsinden mevduatı belli bir kurdan TL'ye çevirecek, dışa açık serbest piyasa ekonomisini sonlandıracak. Şeker, yağ, un gibi gıdalarda marketlerde satış kotası uygulandığı için bozulanlar var. Bizim insanımız kıtlığı yaşamadığı için ne olduğunu bilmiyor. Hayati ihtiyaç maddelerinin yokluğu ne anarşi ne de terörle tarif edilir. Kendi düşen ağlamaz.